Eşdeğerlik noktasına ulaşmak için 1,25 molarlık hidroklorik asitten 29,95 mililitre gereklidir demişler ve doymuş çözeltideki potasyum sorbatın derişimini hesaplayın diye sormuşlar. Köşeli parantez gördüğünüz zaman hemen derişimi hatırlayın. Evet, soruya geçmeden önce eşdeğerlik noktasının ne olduğunu hatırlayalım. Eşdeğerlik noktasında potasyum sorbatın tamamının asitle tepkimeye girmiş olması gerekir. Kısacası buradaki net iyonik denklemin sağ tarafına geçmiş oluyoruz. Bunu sorbik asite dönüşmesini istediğimiz her 1 mol potasyum sorbat için 1 mol hidroklorik asit eklemek olarak da düşünebilirsiniz. Tepkimeye başladığımızda elimizde kaç mol potasyum sorbat varsa o kadar hidroklorik asit eklemeliyiz ki buradaki gibi birbirlerine götürsünler. Bu yüzden eğer buradaki hidroklorik asitin kaç mol olduğunu bulabilirsek şöyle diyebiliriz. Bu kadar mol hidroklorik asitle eş değerlik noktasına ulaşıyorsak o zaman başlangıçtaki doymuş çözeltide de bu kadar mol potasyum sorbat olması gerekir. Sonra da potasyum sorbatın derişimini hesaplayabiliriz. Hadi bakalım. Hemen burada kaç mol hidroklorik asit olduğunu hesaplayalım. Kısaca HCl yazacağım. 29,95 mililitreyi litreye çevirirsem, çünkü burada birim olarak moları kullanmışlar ve molar litre başına düşen mol anlamına gelir. Bunu litreye çevirmek için pay kısmında litre, payda da mililitre olacak. 1 litre 1000 mililitredir. Çünkü litreden mililitreye geçerken 1000 ile çarparız değil mi? Buradan eklediğimiz hidroklorik asit çözeltisinin kaç litre olduğunu bulacağız. Kaç mol olduğunu bulmak için de molarite ile çarpacağım. Yani çarpı 1,25. Molar yerine mol bölü litreyi kullanıyorum. Peki bunun sonucu ne olur? Hesap makinemi çıkarayım. 29,95 bölü 1000 çarpı 1,25 ve sonuç. Bir bakayım. Burada 3 anlamlı rakam, burada da 4 anlamlı rakam var. Çarpımda ise 3 tane olacak. Sonuç 0,0374. Birim olarak da mililitre ve litreler birbirini götürünce geriye mol kalacak. Evet sonuç 0,0374 mol. Bu mol eklenen hidroklorik asidin molü. Yani 1,25 molarlık hidroklorik asit çözeltisinin 29,95 mililitresi bu kadar mol hidroklorik aside eşittir. Bu da başlangıçta çözeltide bu kadar mol potasyum sorbat olduğu anlamına gelir ve bunu kullanarak potasyum sorbatın ilk derişimini bulabiliriz. Potasyum sorbatın derişimi eşittir. Doymuş çözeltideki potasyum sorbatın mol sayısı ki az önce bulmuştuk 0,0374 bölü başlangıçtaki çözeltinin hacmi olacak. Peki bu neydi? Hemen üstteki soruya dönüyorum. Bir öğrenci 45,00 mililitrelik doymuş çözeltiyi titre ediyor. Evet, doymuş çözeltinin ilk hacmi 45 mililitreymiş. Bunu litre cinsinden yazmak için ne yapıyorduk? Buradaki derişimi bulmak için litre başına düşen mole ihtiyacımız var. 45 mililitre 0,045 litredir. Bir de 4 anlamlı rakam elde etmek için buraya 0 ekliyorum. Bu arada burada 45'i 1000'e böldüğümü bir kere daha söyleyeyim. Çünkü 45 mililitre ile 0,045 litre aynı şey. Sonuç ne olur? Az önce bulduğumuz sonucu 0,045'e bölebiliriz. İki sıfır daha ekleyeceğim ama bunun hesap makinesi için herhangi bir anlamı olmayacak. Evet, bakalım kaç tane anlamlı rakam var? 3 tane. O zaman 0,832 mol bölü litre yani 0,832 molar. Doğru yazdım mı? Evet. İşte bu kadar. Doymuş çözeltteki potasyum sorbatın ilk derişimini bulduk.